Merhaba değerli Radyo Sağlık izleyicileri. Sağlığın Başkenti programında sizlerleyiz. Konuklarımız Hüseyin Ayhan, Sayın Hüseyin Ayhan ve Sayın Heybet Aslanoğlu. Bu haftaki gündemimize radyoloji camiasının sorunlarını ele alacağız. Özlük hakları sorunları, fiziki mekan sorunları, atanamayan arkadaşlar. Bir de nükleer tıp tanımlamamız var artık biliyorsunuz. Bu konuda yeni gelişen bir dal. Bu konularda inşallah eğileceğiz. Evet Heybet Başkan, senden başlayalım. Tüm radyoları başkanısın. Doğrudan alanın radyoloji. Evvela atanamayan arkadaşlar geçenlerde bir haberlere çıkmışlardı. Onlardan başlarım istersen, seni dinliyoruz. Atanamayan veyahut da kaç kişi mezun oluyor, kaç okul var, mezun olanlardan kaçı iş buluyor, kaçı sektörde çalışıyor, kaçı sektör dışı çalışıyor, bunun bilgileri var mı? Öğrenmek isteriz. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle Radyo Sağlık ve Sağlığın Başkenti programının yeni bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı herkese selamlarımızı gönderelim. Şimdi öncelikle durumun bir röntgenini çekelim. Türkiye'de radyoloji ne durumda? Bunun bir röntgenini çekecek olursak bizim ülkemizde 82 meslek yüksek okulu bünyesinde eski ismi radyoloji, yeni ismi tıbbi görüntüleme teknikleri programı bulunmakta. Ve bu programdan mezun olan ön lisans düzeyinde bir program bu. Mezun olan arkadaşlarımız da radyoloji teknikeri unvanı ile özelde veya kamuda istihdam ediliyor. Yani çalışmaya bir ehliyet kazanmış oluyor. 2019 yılında bu okullarımızdan mezun olanların sayısı 6.340 civarındaydı. Bunların kaçı kamuda istihdam ediliyor derseniz, yine 2019 yılında kamuda toplam istihdam edilen radyoloji teknikeri sayısı 1.200 ile 1.300 arasında bir sayıda kaldı. Dolayısıyla mezun olan kardeşlerimizin en az dörtte biri iş buluyor ve geri kalan dörtte üçü ise işsizlik, yani işsizler ordusuna dahil oluyorlar. Veya bunlar işte özel hastanelerde, artı görüntüleme hizmetlerinde, yani taşeron firmalarda asgari ücretlerle, onu belki biraz daha gireriz ileride, esnek, yani kuralsız çalışmaya tabi olarak çalışıyorlar veya burada da iş bulamayıp atanmayı bekliyorlar. Peki bu konuda sizin bir söz hakkınız var mı? Veyahut da sayılar nasıl belirleniyor, neye göre belirleniyor? Bakanlık hani ya bu sene şu kadar sayı belirleyelim mi diyor, yoksa sahadan veri alıyor mu? Tabii ki Sağlık Bakanlığı biliyorsunuz İl Sağlık Müdürlüklerinden talepleri topluyor. Yani her İl Sağlık Müdürlüğü kendi ilindeki ihtiyacı merkeze bildiriyor. Ankara'ya, Sağlık Bakanlığı'na bildiriyor. Bakanlık da kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yaparak Maliye Bakanlığı'ndan bunun onayını talep ediyor. Maliye Bakanlığı'nın onayladığı kadro sayısı üzerinden, tabii Cumhurbaşkanı'nın da onayından geçtikten sonra atıyorum örnek en son atamada, yani alımlarda biliyorsunuz 32 bin sağlık çalışanı önce alındı. Bunların 14 bini sağlıkçı, diğerleri ise yine kamuda işçi statüsünde sağlık personeli alındı. Bunun dışında yine üniversitelere 14 bin kadro verildi. Bunun da işte efendim 8 bini sağlık personeli olacak denildi. Yani bakanlık kendisine tahsis edilen bu kadroları yaklaşık 39 meslek branşımız var. Bu 39 meslek içerisinde ne yapıyor? Ona göre bir planlama yapıyor. Hemşire ihtiyacı ne kadarsa, ebe ihtiyacı, anestezi teknisyeni, ATT, radyoloji,
gibi branşlara bunun dağılımını yapıyor. Tabii burada en önemli payı hemşirelik hizmetleri sürekli almakta. Doğrudur, Türkiye'nin de çok ciddi hemşire ihtiyacı olduğunu kabul etmek lazım. Yani neredeyse kadroların yarısını hemşirelik hizmetleri, geri kalan yarısı da 38 meslek grubu arasında pay ediliyor. Radyolojiye de bu anlamda işte bu alımlarda 300 kişi mesela en son yapılan işte üniversitelere alınacağı belirlenen radyoloji kadrosu 295 sayısında kaldı. Yani sonuç olarak bakanlık kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir planlama yapıyor. Buna dernek olarak bizim müdahale etme şansımız maalesef olmuyor. Ancak tabii bakanlığa biz bu alandaki ihtiyaçları zaman zaman raporlayarak iletiyoruz ve bu alanda daha fazla kadro açılmasını talep ediyoruz. Hatta sesimizi duyurmak için sosyal medya mecralarında çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili yine geçmişte basın açıklamaları yaptık. Bu gibi çalışmalarımız mevcut. Peki her ikinize de yönelteceğim bu soruyu. Öncelikle Heybet Başkan cevapladıktan sonra Hüseyin Başkan direkt söz alabilir misin? Şimdi malumunuz Türkiye artık köklü bir devlet. İstatistiklerimiz oturmuş. Sahada personel sayısı belli. Ülke çapında personel sayısı belli. Şehir şehir personel sayısı, lazım olan personel sayısı belli. Neden buna göre bir okul düzeni, buna göre bir eğitim düzeni kuruluyor? Madem çalıştırmayacak, neden kadro açılıyor ya da neden sürekli bu eğitim kadrolarına kontenjan sağlanıyor? Hani tam rakama göre bir verilse, bu duruma yol açılmasa, bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Önce ben herhalde. Tabii ki. Evet. Şimdi burada en önemli sebep, siz de çok güzel ifade ettiniz. Yani okullaşma oranında çok ciddi bir artış söz konusu. Artı bu artış en fazla da vakıf üniversiteleri dediğimiz, yani bir nevi özel üniversitelerde daha yaygınlaştı ve her yıl daha çok kontenjan veriliyor. Yani bu işi açıkçası biraz bilimsellikten uzak popülist yaklaşımlar ve biraz da ticari bir hal aldı. Kişinin, bakın İstanbul'da 27 tane tıbbi görüntüleme teknikeri yetiştiren okulumuz mevcut. Bu okulların hemen hemen tamamını biliyorum. Birçok okulumuzun altyapı eksikleri var. Akademik personel eksikleri var. Laboratuvar eksikleri var. Birçok okulda öğrenci uygulamaya çıkmadan mezun ediliyor. Yani eğitimin içi tamamen boşaltılmış bir durumda. Bu tabii ki sağlık, yani sonuçta buradan yetişecek arkadaşlar bir sağlık çalışanı olacaklar ve sağlık hizmeti sunacaklar. Bu sadece radyoloji için geçerli değil. Bu tüm branşlar için, hatta buna tıp fakültesinde dahil edebilirsiniz. Eğitim gerçekten gittikçe eğitimin kalitesi aşağı doğru çekiliyor. Ve bunun sonucunda da yani sağlık hizmetine de aksamalar oluyor veya sağlık hizmeti kalitesi düşüyor diyebiliriz. Şimdi başkan, sağlığın başkentte çalışan bir sendikacı olarak aynı zamanda bu eğitim hususunda, eğitimin kontenjanını ayarlanamaması hususunda senin fikrin nedir? Bismillah hocam, ben şöyle ifade etmek isterim. Ülkemizde maalesef her şeyde olduğu gibi hani deriz ya, işe göre adam mı, adama göre iş mi? Şu an ülkemizde okullarda aynen işe göre okul değil, adama göre iş oluşturuluyor. Ülkemizdeki şu an itibariyle Heybet Bey'in ifade ettiği gibi gerek meslek lise okulları, gerekse sağlık meslek liseleri tamam belli bir dönemden sonra durduruldu. Alan alınması
laboratuvar, röntgen, anestezi gibi ama şu an en son alımda şunu gördük. Sağlık mesleklerinden hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık teknisyeni gibi adlar altında 3 meslek grubu oluşturulmuştu. Ve yaklaşık 14 bin kişi gibi bir rakamda bu alanda istihdam edildi. Yani normal şartlarda Sağlık Bakanlığı'nın 1219 sayılı kanuna göre çalışmaması gereken bu arkadaşlar alana ne diye sokuldu? Yardımcı sağlık personeli olarak sokuldu. Zaten mevcut ya da destek personeli olarak sokuldu. Zaten hali hazırda sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'ndaki statüsü de yardımcı sağlık personeli. Biz şunu diyebiliriz aslında. Bizim ülkemizde gerçekler yani realiteler hayat standartlarıyla uyuşmuyor. Ben bu konuda Sayın Haydar Hocam'ı, Haydar Sür ve Osman Hayran'ı, Cemal Erikeli ve Figiye Altsız'ı burada şükranla anıyorum. Bunlar hep şunu söylemişti. Siz önce bir meslek okulu açarsınız, mezun edersiniz, sonra bunu tanımlamaya çalışırsınız. Evet, Heybet Bey'in söylediği gibi bu memlekette hali hazırda 39 ya da 40, şu an benim bildiğim 40, Heybet Bey 39 dedi. 39 meslek grubunun hali hazırda düzenli meslek tanımları yok. Ha, biz bunu daha öncesinde Heybet Bey'lerin de dahil oldu, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda bu görevlerin tanımları ve meslek standartlarını yapmaya çalıştık. Yani şimdi özü şurası. Ne Sağlık Bakanlığı, ne YÖK, ne de okullar sahanın ihtiyacına göre değil. Okulların kendi angaje ettiği eğitimcilere saha açmak için yapıyor bunu. Dolayısıyla da ne Sağlık Bakanlığı, ne de YÖK bu aradaki ilişkiyi kuramadı. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Cemal Bey'le X bir tarihte bu meslek tanımları yaptığımız sırada ben dedim ki, hocam biyokimya teknikerliği diye bir tanım var. Kadir Has Üniversitesi verdi. Bilginiz var mı? Yok. Peki dedim, buradan mezun olmuş bu çocuklar var 80 tane. 2 dönem mezun vermiş. Hocam haberimiz yok. YÖK'e soruyoruz hocam. YÖK diyor ki bize haber vermeden açtı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede bir okul, meslek yüksekokulu açıyor üniversite senatı kararıyla. Ama YÖK'te ve bakanlıkta karşılığı yok. Dolayısıyla ben Haydar Hoca'nın şu sözünü her zaman için değerli bulmuşumdur. Siz önce bakanlıktan ve YÖK'ten karşılığını koyacaksınız. Sonradan meslek tanımlaması yapmaya çalışmayacaksınız. Yani işin garip tarafı şurası. Neresinden bakıyorsanız elinizde kalıyor. Radyolojiyi bahsetti. Diğer meslek gruplarından da bahsedebiliriz aynı şekilde. Tıbbi laboratuvar. Mesela Heybet Beyler alanlarında radyolojideki rakam yine laboratuvara göre insaflı. Şu an tıbbi laboratuvarda mezun olmuş laboratuvar teknikerleri sayısı yaklaşık 34 bin kişi. Her dönemde atanan kişi sayısı 1500'e şey yaparsanız geriye her yıl bir atıl bir rakam kalıyor. Bunun nedeni de Sağlık Bakanlığı'nın taşeron eleman ve cihaz başı eleman almasından dolayı sağlık çalışanları özellikle laboratuvar, röntgen ve hatta Heybet Bey bilir anestezi ve 112'de de aynı şekilde söz böyle taşeron elemanlar alındı ve alınmaya da devam ediyor. Dolayısıyla okullar sahadan uzak olduğu için sadece okul kadrolarında bir alan gözüksün diye meslek yüksekokulu açıyor. Bu da çok handikaplı bir durum. İlerleyen zamanlarda sağlık çalışanlarını ve Sağlık Bakanlığı'nı karşı karşıya getireceğini düşünüyorum. Evet. Peki. Hocam buraya bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki, tabii. Şimdi bakın, eğitim çok ciddi bir iştir. Sağlık eğitimi ise daha da ciddi bir iştir. Yani sonuçta buradan, bu okullardan mezun olan kişiler bugün sahada, yani koronalı günlerden geçiyoruz. Covid gibi önemli bir salgınla mücadele ediyoruz. Eğer bu sağlık çalışanları olmasaydı dünyanın halini görüyorsun. Çok devasa bütçeli ülkelerin bile aciz kaldığı, çaresiz kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla sağlık eğitimi çok önemli. Yalnız ülkemizde bir planlama yok. Yani sağlıkla ilgili insan iş gücü planlaması yok. İleriye yönelik, mesela 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık bir planlama yapmak yerine sadece günü kurtarmaya yönelik
çalışmalar yapılıyor. Gereğinden fazla ve bu da daha çok yani popülist politikalarla her yere işte meslek yüksek okulları açıldı. Her artık neredeyse her ilçede bile bir üniversite var. Ama bakıyorsunuz içi boş. Ne akademik personelli yeterli, ne laboratuvarı yeterli, altyapı yok. Sadece bir binaya tabela yapıştırmakla burası meslek yüksek okulu olmaz hocam. Ondan sonra siz bu altyapıları sağlamadan bu insanlara okul açma yetkisi verirseniz YÜK tarafından, ondan sonra ve her yılda onların kontenjanlarını, onların talepleri doğrultusunda sürekli talepleri, çünkü hocam bu iş artık ticarete döndü. Bugün meslek yüksek okulunda okuyan bir öğrenci yıllık ortalama 30 bin, yani en düşük bölüm 30 bin TL'den başlıyor. Bir öğrenci 30 bin TL bırakıyor okula. Dolayısıyla yani korkunç devasa bir bütçeden bahsediyoruz. Hüseyin Başkan da ifade etti. Mesela ben ilginç bir örnek vereyim. Bakın mesela nükleer tıp diye bir bölümümüz var. 2012 yılında ilk okul 9 Eylül Üniversitesi'nde açıldı. Daha sonra işte Cerrahpaşa'da ve bazı vakıf üniversitelerinde de artık mezun veriyor. 2014 yılından beri bu arkadaşlarımız mezun veriyorlar. Yaklaşık 1500 civarında da mezunlar var. Ama Sağlık Bakanlığı bunların meslek tanımını yapmadığı için bu KPSS'li alımlarda kadro açamıyor. Ve bu arkadaşlarımız oralarda çalışamıyorlar. Aldıkları diplomalarla özel sektörde de çalışamıyorlar. Çünkü bakanlık bunların diplomalarını, meslek tanımı olmadığı için diplomaları da tanımıyor. Bir başka daha da ilginç bir nokta. Örnek mesela hani bu nükleer tıp meslek tanımı yok. Oysa mamografi teknikerliği diye bir bölüm var, işi var, meslek var. Mamografi teknikerliği. Meslek tanımı da var. Ama bunu yetiştiren bir okul yok. Tamam, mamografi teknikerliği ne iş yapar? Meslek tanımını yapmışsın ama mamografi teknikerliğini yetiştiren bir okul yok. Yani böyle çok belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan maalesef ilginç durumlarla karşı karşıyayız. Ben şunu anladım. Meslek tanımı olan mamografinin bölümü yok. Meslek evet. Tanımı olmayan biyokimya diye bir bölüm açılıyor. Kimsenin haberi yok. Evet. Kimsenin haberi yok. Veya işte nükleer tıp gibi. Veya nükleer tıp gibi 7-8 yıldır mezun veriyor ama meslek tanımı yok. Yani bakanlık tanımıyor resmi olarak. Özeti bu mudur? Maalesef. Allah Allah. Şimdi peki bir şey soracağım. Bu Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sorun mu? Yani şöyle söyleyeyim. Belki çok farklı bir örnek olacak ama Çayrıslı biliyorsunuz araba markası. Çayrıslı'nın bakmak üzere bunun genel müdürü değişiyor. CEO'su değişiyor. Yeni gelen genel müdür önce şeye bakıyor. 27 tane genel müdür var. İnceliyor. 8 ayda 27'sini birden görevden peyderpey çekiyor ama orada önemli, çok önemli bir şey var. Hani başarıyı Çayrıslı'da tekrar nasıl yakalıyor? Şunu görüyor. Çayrıslı'da, bakın tekrar söylüyorum, çok uç nokta gibi görünecek örnek ama değil, konuyla alakalı. Çayrıslı'da bakıyor ki sahada otomotiv satıcılarla, yani bayilerden feedback yapılmıyor, geri dönüşüm alınmıyor. Sahada neye ihtiyaç var onu? Çayrıslı araba üretiyor, bayisine diyor ki bu arabayı satacaksın. Piyasada alıcısı var mı yok mu araştırmadığını fark ediyor. Bunu çözdükten sonra gerisi geliyor. Şimdi örnekte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nı Çayrıslı olarak düşünelim. Sağlık Bakanlığı ihtiyacı belirleyip sahadan feedback yapmayı Eğitim Bakanlığı'na ya da YÖK'e fark etmez. Benim şuna ihtiyacım var demiyor mu? Yoksa Sağlık Bakanlığı bunu söylüyor da YÖK veya Eğitim Bakanlığı bunu göz ardı edip ya ben kontenjan açmalıyım diye de ben bu çocukları okutmalıyım değil. Tabii de kadro mu basıyor? Sizin fikriniz nedir bu konuda? Şimdi Tevfik Başkan müsaade edersen tamam, bu konuda ben bir söz almak istiyorum. Şimdi Kürşat Bey malum bu konunun YÖK'ün 2547 sayılı bir kanunu var. Bu kanuna istinaden de meslek yüksek okullarının
açılmasına YÖK'ün bu kanun gereği özel yapısından dolayı üniversite senatosu karar veriyor. Şimdi üniversite senatosu Sağlık Bakanlığı'na bu okulları bildirmediği müddetçe Sağlık Bakanlığı'nın yapabileceği bir şey yok. Şimdi daha önce insan gücü planlaması ve benim de içerisinde bulunduğum bir grup var Sağlık Bakanlığı'nda. Şunu görüyoruz. Her üniversite, az önce de söyledim, kendi başına okul açıyor. Dolayısıyla siz özel yapınıza güvenerekten Sağlık Bakanlığı'nı hiçe sayarak okul açıyorsunuz ve boş kağıt, yani ambiyana bir tabir, sadece imzalı olup ama hiçbir anlam ifade etmeyen kağıtlar veriyorsunuz. Bakın görev tanımlarında şunu görürüz. Açığa bakılırsa Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış diplomalara haiz olan kişi meslek ehlidir diyor. Şimdi bakıyoruz sağlık meslek yüksek okullarının çoğu diplomaları Sağlık Bakanlığı'na göndermiyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız mezun olsalar bile Sağlık Bakanlığı istese bunlara atanmış olsa bile KPSS'ye çalışma olanağı vermeyebilir. Yani acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Tamam, üniversite özel bir yapısı var ama siz Sağlık Bakanlığı'ndan bu çalışmayla ilgili verilerinizi kullanmak zorundasınız. Şimdi 2-3 Aralık 2010 tarihinde İsparta'da yapılan Meslek Yüksekokullar Müdür Toplantısı'nda şunu söyledim. Hocalarım, ben bu alandan gelen birisiyim. Siz oyun oynuyorsunuz, benim canım yanıyor. Artık bu olaydan vazgeçin, bizleri dinleyin. O zamanki dernek, sendika hiç önemli değil. Ve o dönem şu an Dışişleri Bakanı olan Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu şunu söyledi. Hüseyin Bey ne anlattı şimdi? Dedim ki hocam bakın böyle konuda orada da o vardı. Olayları anlattım. Bunun üzerine mesleki yeterlilik kurumunu Bayram Bey'i aktif hale geçirdi. Ondan sonra zaten bakıyoruz görev yetki sorumlulukları çıkmaya başladı. Şimdi gerçekten biz dernekler, sendikalar görevlerimizi iyi ifa eder ve ilgililere doğru düzgün bilgi aktarırsak gerçekten sorunları çözebiliriz. Sağlık Bakanlığı şunu söyleyebilirim. Sütten çıkmış ak kaşık değil ama bu konuda %30 suçlu durumda. %70 üniversitelerimiz suçlu. Yani özel yapısına güvenerekten hiçbir şey söylemiyor. Ben yok Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'yla 2010 yılında konuştuğumda ben yaparım siz temizleyin dedi. Olay bu kadar basit hocam. Ben yaparım siz temizleyin. Sözü şimdilik bırakıyorum. Burada ben de bir cümle eklemek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi burada tabii ki aslında bir suç varsa bu suç ortak. Burada YÖK'ün de çok ciddi bir payı var. Milli Eğitim'in de var. Sağlık Bakanlığı'nın da var. Şimdi evet doğrudur. Üniversiteler bir özellik yapıya sahip. Senatörlerin kararıyla kendi bünyesinde meslek yüksek okulu açabilir. Ancak buna yine nihai onayı verecek olan da YÖK'tür. YÖK yani bir standart oluşturmadan, meslek yüksek okulu açılması için kriterleri yerine getirmeden eğer meslek yüksek okulu açma yetkisi verirse işte sorun burada başlıyor. Herkes, önüne gelen herkes meslek yüksek okulu açıyor ve sağlığın tüm branşlarını açıyor. Şeye bakılmıyor. Yani sahanın, az önce ifade ettiniz ya, sahanın talebi nedir? Ben bu kişiyi mezun ettiğimde yarın iş bulabilecek mi? Böyle bir düşünceleri veya kaygıları yok. Ben mezun edeyim, benden çıksın da ne oluyorsa olsun, kendi başının çaresine baksın. Bir de ülkemizde özellikle kamusal hizmetlerde kervan yoldan düzülür mantığıyla yapıyoruz. Plansız yapıyoruz, işe koyuluyoruz. Nasılsa biz yolda bu kervanı düzeriz mantığıyla. Hastane kuruyoruz, hastanenin yolu yok gibi. Tamam mı? O nedenle yani özellikle bu sağlık eğitimi, üniversitelere kontenjan verilmesi, bunların tamamının elden geçirilmesi gerekiyor. Çok gereksiz yere mezun veren bölümlerimiz var, branşlarımız var. Bunlardan mutlaka bir kısıtlamaya gidilmesi gerekiyor. Ve umut tacirliğine artık son verilmesi gerekiyor. Çünkü bu insanlar Anadolu'dan kalkıp İstanbul'a geliyor. Okula 30 bin, 40 bin, 50 bin para ödüyor. Bir o kadarını da burada yeme, içme, konaklama için harcıyor. Bu insanlar
Ne için? İşte ben 2 yıl sonra meslek sahibi olacağım. Bir özel hastanede veya kamu hastanesinde göreve başlayacağım diye geliyor. Ama böyle olmuyor. Bu insanların umutlarıyla oynanıyor. Artık bu umut tüccarlığına son verilmesi gerekiyor. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Evet. Şimdi bir ekleme yapacağım. Tabii ki. Şimdi 2010 yılında bu şeyde İsparta'daki yapılan müdürler toplantısından sonra 2011 yılında YÖK aslında 2547'ye göre meslek yüksek okulların açılmasıyla ilgili bir prosedür oluşturdu. Hatta hemen öncesinde de Sağlık Bakanlığı yine meslek görev yetki sorumluluklarını tanımlarken meslekleri için olması gereken kriterleri stajı sadece mezuniyet için olmadığını ifade ederek o dönemde açılan sağlık meslek liseleri, özel sağlık meslek liseleri, Heybet Bey İstanbul'u çok iyi bilir, biz de biliriz. O dönem yaklaşık 53 tane her hastanenin, özel hastanesinin sağlık meslek lisesi vardı. Orada biz şunu dedik Milli Eğitim Bakanlığı ile ve Sağlık Bakanlığı. Dedik ki öncelikli staj hakkı sağlık meslek liselerinin şöyle özel değil kamu, özel hastaneler kendi staj alanlarını kendi yapacak. Sonrasında bu olay ranta döndü. Şimdi meslek yüksek okullarında da aynı. Bir öğrenci staj yapabilmek için özel bir hastaneye gidip oraya para vermek zorunda kalıyor. Heybet Bayraktar'ın dediği gibi 30-40 lira öğretim parasının dışında özel okulların hastanelerine staj parası vermek zorunda kalıyor. Bugün bana önceki gün telaffuz edilen bir rakam var. Yani azımsanacak bir rakam değil. Bir hastane her böyle yaz stajında 10 tane öğrenci alsa 10 tane şeysinin, işçisinin parasını çıkartır. Onun için aslında dediğim gibi kanun koyucu kısmen görevini yapıyor. Ama görevini yapmayan unsurlar okul ve sonrasında bu diplomaların ve iş tanımlarını yapmayanlar. Yani aslında çok net hocam. 2-3 Nisan 2010 tarihiyle bu işler aslında belirlendi. Evet arkadaşlar, çok şimdi uzaktan bağlantı yoluyla bağlanıyoruz. Seyircilerimiz de biliyorlar. Sesiniz gitti yani. Ondan boşluk oluştu. Şimdi değerli arkadaşlar, ben de şu durumla bir katkı yapacağım. Malumunuz üzere biraz da öz eleştiri olacak hükümet açısından. Gerçi kendileri bu eleştiri yapmaları lazım. Gülen cemaatinin dershanelerini kapatmak için yaşanan o hızlı süreçte, kavgada şöyle bir durum oluştu ki bunu sürekli eleştirdiğimiz bir durum. Sadece meslek liseleri açısından değil ama özellikle sağlık meslek liseleri açısından çok fazla bir artış oldu. Bu aynı şekilde yüksek okullar da yansıdı. Dershaneleri denetim altına almak için hızlı bir şekilde okula dönün denildi. Daha önce hiç olmayan bir şey oldu şu an. Sizler de çevrenizde görüyorsunuzdur. Ben onlarca, yüzlerce görüyorum Ankara'da. 3+1 dairelerden oluşan binaları, 2+1 dairelerden oluşan binaları çevirdiler, okul yaptılar. Biraz önce dediğiniz gibi oraya kontenjan basıyorlar ister istemez. Mecburen ruhsat verdiler o süreçte. Kontenjan verdiler, kadro basıyor oralar. Kadronun karşılığı yok bu tarafta. Bu tarafta kadronun karşılığı olmadığı için mecburen ön lisansa ve lisans bölümlerine yönlendiriyorlar. Doğal olarak süreç birçok karşılığı olmayan lisans mezunu, biraz bildiğiniz gibi kağıt değerli taşıyan diplomalar oluyor bu çocukları. Sonuçta buraya geliyor. Evet arkadaşlar, şu ana kadar kadro açılması, okullardaki kontenjanlar, atanamayan personel, bu işin daha güzel nasıl yapılacağı üzerinde durduk. Biraz da atanmış olan radyoloji çalışanları hakkında konuşalım. Hali hazırda çalışan personelimiz hakkında konuşalım. Özellikle özlük hakları hususunda malum çalışma, son yıllarda çalışma saatlerinde birçok konuda gelişmeler oldu. Olumlu, olumsuz yansıdı bunlar. Bunları yine bir işin ehilleri karşımda şu an. Biriniz radyolojicileri temsil ediyorsunuz, biriniz sendikacısınız. Yani bunu konuşacak en güzel ekip bu. Ekip, direkt söz hakkını hanginiz önce başlamak isterseniz onu da size bırakıyorum şu an. Söz hakkını size bırakıyorum. Özlük hakları ne durumda radyoloji çalışanları? Başkan, bir saniye var mı? Önce bir röntgenini çekeyim hocam. Siz
onun üzerine devam edelim. Ben de bir durumun röntgeni yine çekeyim. Şimdi tabii özlük hakları radyolojide sadece değil, tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarında son yıllarda bir gerileme söz konusu. Özellikle ekonomik haklarında bir geriye gidiş söz konusu. Hatta bunu belki takip eden arkadaşlarımız birkaç gün önce yetkili sendikanın genel başkanı, Sağlık Senin Genel Başkanı kendisi de yaptığı paylaşımlarla özellikle güner sermayelerle ilgili sağlık çalışanlarının ekonomik durumlarını özetledi. Radyolojiyi özetleyecek olursak çalışma saatlerimiz işte 2010 yılında 7 saate çıkarıldı. Yani haftalık 35 saate çıkarıldı. Fakat bu hiçbir zaman özel sektörde, özel hastanelerde bu 35 saat de uygulanmadı. Yani 35 saatin üzerinde sürekli bir çalışma söz konusu. Bir de radyolojide çalışan arkadaşlarımızın radyasyondan kaynaklı her yıl kullanmaları mevzuata göre mecburi olan, yani zorunlu olarak kullanmaları gereken bir radyasyon izni var. Şua izni diyoruz biz buna. Kamu hastanelerde bu sıkıntı giderildi. Yani kamuda bu çok sorun teşkil etmiyor. Ancak özel hastanelerde ve taşeronda çalışan arkadaşlarda bu halen güncel olarak ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Birçok yerde yani kurumsal olmayan firmalarda daha çok işverenler çalışanların bu izinleri kullanması konusunda bir direnç ile karşılaşıyorlar. Çalışanlar bu hakkını talep ettiğinde bazı yerlerde işte işten çıkarılmakla tehdit ediliyor veya karşı karşıya kalıyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Buyurun Hüseyin Başkan, sözü sırasında. Şimdi ben olaya yine başka bir noktadan başlayacağım. Dün biliyorsunuz hemşireler günüydü. Ben özellikle her dönem bazı şeyleri yaparım. 14 Mart Tıp Bayramı'nda da aynı şeyi söylüyorum ben. Ben bu şartlar altında gün kutlaması yapmayacağımı deklare ettim. Hiçbir meslektaşım, hiçbir arkadaşım gücenmesin. Bu kadar sorunun olduğu, bu kadar sıkıntının olduğu, özlük haklarının artık psikolojik baskıya gelmiş diye artı mobbinge maruz kalan bir camianın gün kutlaması gibi bir şey olamaz. Şimdi bakıyoruz COVID-19'da uğraşan sağlık çalışanlarının evet başkanı da dediği gibi ilk bir sendikasının genel başkanı veriler açıklıyor. İşte şu kadar para, şu kadar para. Bakıyoruz hocam ortada ne para var ne pul var. Dolayısıyla biz bazı şeyleri sadece ekonomikle indirgememiz gerekiyor. Şimdi özlük hakları dediğimiz konu 657 ile başlıyor. 6331 ile diğer meslek şey tanımlarıyla 1219'da devam ediyor. Onun için sağlık çalışanlarının biz dernekler aslında geçmişte bunu yaptık. Heybet Bey'de biz de işte artık oluşturduğumuz platformda sağlık çalışanları arkadaşlarımı biz eğitmeye çalıştık. Sağlık hukuku konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Avukatlar arkadaşlarımızla gerekse kendi bilgilerimiz doğrultusunda. Sağlık çalışanlarının ekonomik kesinlikle olmazsa olmazı ama bunun yanında da dediğim gibi hukuki süreçleri çok iyi bilmesi gerekiyor. İşte bugün ülkemizde bakıyoruz sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu diğer meslek alanına göre 16 kat daha artmış. Tükenmişliğin sonrasında sağlık çalışanları mobbing yaşıyor. Mobbingin arkasından da intihar eğilimliliği geliyor. Türkiye'de daha önceden rakamları verdi mi bilmiyorum ama 2015-2019 yılları arasında 651 sağlık çalışanı intihar etmiş durumda. Daha öncesinde bu rakam 451'di. Bu rakamların çok masumane olmadığını düşünüyorum ben. Bunun özünde dediğim gibi sendikaların yani adına elma armut dediğimiz sendikalar kesinlikle yapması gereken olay üyelerini Antalya ya da başka yere götürerek eğitim değil. Bunun adı gezmek olur. Genel merkezlerinde, hastanelerinde, kişilerin olduğu yerde bu kadar
imkanları var. Lütfesine kanun ve mevzuatları anlatsınlar. Onun dışında yapılacak çok şey olmaz. Sadece fışpışlanırsınız. Böyle bir karanfil alırsınız. İşte uzaktan drone'la gelir. Bu sizi onara ediyorsa tamam, sıkıntı yok. Ben sağlık çalışanlarının sadece hemşire, laboratuvar, röntgen, anestezi vesaire demiyorum. Hepsinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerekiyor. Önce 1219'da bakın şunu Hevet Bayan bilgisi var mı bilmiyorum. Şu an meslek tanımları, 40 mesleğin tanımları tekrardan yapılmaya başlandı. Dedim ya 2010 yılında meyvesi atılan 2011 yılında meslek görev tanımları başladı. Bugün mesleki yeterlilik kurum, 2007 yılında kurulan mesleki yeterlilik kurum bakanlığı update etti. Dedi ki bana meslek standardını getir. Şu an Sağlık Bakanlığı meslek standardı, meslek tanımıyla beraber meslek standardı çalışıyor. İşte buralara şu var, Sağlık Bakanlığı kesinlikle ve kesinlikle şunu çok iyi biliyorum, sendikaları bu işe katmıyor, doğru yapıyor. Meslek örgütlerinin çok biçimli bir şekilde görev tanımlarını yaptıktan sonra inanın özlük hakları gelir. Şimdi ben şunu her zaman söylüyorum, Heybet Bey bu sözümü de şey yapacak, daha sonraki konularda da meslek odası, siz Türkiye'de meslek odasını oluşturmazsanız sağlık personelini sendikacıların kucağına itersiniz. Böyle 3 lira 5 lira hayali ihracatlarla uğraşırsınız. X bir tarihte malum senin ya da hükümet senin bir dönem genel başkanlığı ve milletvekili yapan kişiyle konuştuğunda meslek odasına karşı çıkmıştı. Niye karşı çıkıyorsun? Bizi bölersin. Ya ikna et böldürme. Doğru iş yap böldürme. Yani dolayısıyla ben her şeyin kanundan geçeceğini, yönetmeliklerden, kişilerin bilgisinden geçeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim şimdilik. Evet, burada bir anlamda da Heybet Başkan size kaş geldi. Radyoloji hususunda özelinde sorayım. Muhatap olacağın nokta orası olur. Meslek odası ya da sizin meslek kuruluşu olarak kabul edilme durumunuz nedir? Bakanlıkla bu konuda çalışmalarınız ne durumdadır? Hüseyin Başkan da ifade etti. Geçmişte bizim de içinde olduğumuz, Hüseyin Başkan da o zaman Laboratuvar Teknisyenleri Dernek Başkanı'ydı. Onların da içinde olduğu bir platformumuz vardı ve bu platform biz meslek odak kanunu taslağını hazırladık ve bunu mecliste birçok o zaman grubu bulunan milletvekilleriyle de paylaştık, bakanlıkla da paylaştık. Hatta sendikalara da gittik. Başkanın da ifade ettiği gibi sendikalar bu konuda bize çok bizi sıcak karşılamadılar. Yani aslında meslek odasının olması kişinin sendikalı olmasına bir engel değil. Siz düzgün iş yaptığınızda sendikal faaliyetlerinizi insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde eğer siz organize ederseniz kişi hem odasına kayıt yapar hem de sendikasına üye olur. Yani bu ikisinin bir yani alternatif değildir. Bunu bir kere net bir şekilde ortaya koyalım. Ama bu konuda belki biz STK'ların da eksikleri oldu. Yani kendimizi eksiğimiz neydi? Kendimizi yeterince ifade edemedik. Belki kendimizi daha iyi ifade edebilseydik daha farklı bir noktada olabilir miydik? Yine de ben düşük ihtimal görüyorum. Çünkü sendikaların tamamını yani sadece bir ya da iki sendika değil ama büyük sendikalardan bahsediyoruz. Tamamı genelde odalaşma yani meslek odasına karşı bir tavırları varmış gibi bir izlenim uyandırdı bize. Elbette Hüseyin Başkan da altını çizdi. Gerek dernekte yani STK'lar gerek meslek odaları olsun veya sendikalar öncelikle çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında en öncelikli yani kuruluş amacı bu. Yani bunu iyileştirme noktasında çalışmalar yürütmesi lazım. Ama bakıyoruz bugün sendikalara sendikadan başka her işi yapıyorlar. İşte kasko yaptırıyorlar, işte otellerle anlaşma yapıp daha ucuz tatil yaptırıyorlar. İşte bir sürü promosyon veriyorlar, tamam mı? Yani bu bir kere sendikal etiğe aykırı buluyoruz. Daha çok belki mesleki eğitimler verilebilir veya hukuksal anlamda bir çalışanın sahip olduğu haklar nelerdir? Bugün aslında sağlık çalışanı en ciddi sorunu da bu. Sadece radyolojiye özgü bir durum değil.
Bugün devlet memuru olmuş olan kişiler iki satır dilekçe yazmaya bile çekiniyorlar, korkuyorlar. Çünkü ciddi bir mobbing ve baskıyla karşı karşıyalar. Artı yani kendi hukuksal haklarını da bilmedikleri için korkunun en büyük nedeni de bu. Siz kendi haklarınızı bilirseniz nereye kadar gidebileceğinizi, nerede duracağınızı bilirseniz korkmanıza da gerek kalmaz. O nedenle bence gerek sendikalar, gerekse bizim gibi STK'lar kendi asli görevine dönmeleri gerekiyor. Yani öncelikle çalışanlarının özlük haklarını nasıl biraz daha ileri götürebilirim şeklinde ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Bizim promosyon işte tatillere veya promosyon kaskolara ihtiyacımız yok. Bizim örnek üniversite sermayelerimizin iyileştirilmesi veya bunun maaşa yansıtılması, işte emeklilik haklarının daha da geliştirilmesi, ekonomik ücretlerimizin iyileştirilmesi, çalışma alanlarımızın daha güvenli bir hale getirilmesi, çalışma saatlerinin mevzuatlarda belirtildiği gibi yani insancıl bir çalışma düzenine ihtiyacımız var. Geleceğiz. Evet. Şimdi sendikalar dediniz arkadaşlar. Sendikalardan biliyorsunuz en yetkili sendika, en büyük sendika oluyor. En büyük sendikanın da en büyük sendika olabilmesi için iktidarla dirsek teması kurması gerekiyor. Yoksa en büyük sendika olamıyor. Maalesef batı tarzı sendikacılık ülkemizde yok. İktidara söz geçiremeyeceği için iktidardan bu sene sen şu konulara eğil şeklinde liste geldiği için Reşat Bey, özür dilerim. Özür dilerim. Şu an en büyük sendika hükümette söz mü geçiriyor sizce? Hayır, geçiremiyor. Onu diyorum ben zaten. O zaman burada bir antitez yaşıyoruz. Demek ki büyük olmak için hükümet yanında durmak gerekmiyor. Şimdi sayısal büyüklük ve kağıt üstündeki büyüklükten bahsediyorum. Kağıt üstündeki konuda. Şimdi en son kimdi? Türk İş Başkanı mıydı? Hani eğilip kulağına dedi ya, iyi bunu da kimseyi incitmeden halledip kimseyi... Türk İş Başkanı. Evet, Türk İş Başkanı. Şimdi bu sendikacılık, ki bu işçi sendikası bir de. Kamu sendikası da değil. Bu işçi sendikası, sendikacılık Türkiye'deki durumunun kısa 3-5 kelime özetidir. Evet. Şimdi bundan dolayı yıllık liste geliyor önüne, şunları itiraz et, şurada ayağa kalk, şurada otur, bunları biliyoruz. Senaryo güzel yazılıyor. Bunlardan dolayı yapamaz. Bu dedikleriniz yapamaz. İş size düşüyor yine. Artık ne kadar sürede bunu halledeceksiniz bilmiyorum ama inşallah meslek odası tanımına bir an önce kavuşur camiamız. Hocam Bey, ben bir şey söyleyebilir miyim? Yeni bir konuya geçmeden. Tabii ki. Şimdi bakın, biz burada defaten bazı konuları konuşuyoruz. Biz 3600 göstergesinin ne olduğunu ne olmadığını konuştuk. İnanın şu an sahada çok farklı bir portföy oluştu. Evet. İnsanlar sendikasını sorgulamaya başladı. İnsanlar nasıl kandırıldığını anlamaya çalıştı. Bu çok önemli bir şey. Bakın, yaptığımız bu program aslında bir yerlere ulaşıyor. Hedef kitleye ulaşıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Hiçbir şey boş değil. Biz kimsenin bugüne kadar değinmediği, aslında yüreğinde yara var, kanıyor ama içe kanıyor. Kimse dillendiremiyor. Biz bunları dillendiriyoruz. Bizim görevimiz bu. Bakın, bu 3600 konusu inanın şu an meclisten Maliye Bakanlığı'na gitti. Heybet Bey'in bilgisi vardır. Yalnız şunu söyleyeyim. 5510'da revizeyle gitti. Bunu da söylemiş olayım. Teşekkürler. Evet. Aynen sizin Sayın Başkan, daha önceki programlarımızda bazı çekinceleriniz vardı. Bunlar olmazsa karşı bir tavrınız vardı. Ben inceledim taslağı. Yani sizin kısmen değindiğiniz noktalarda sanki belki sizi tatmin etmeyecektir ama bir düzelme olduğunu veya bir iyileştirme olduğunu söyleyebilirim. Hep birlikte geçsek ne mutlu bize, olumlu bir şeye. Yani şimdi sonuçta şöyle bir şey, Heybet Bey, 3600 göstergesinde taslağı ben de biliyorum. Hangisini en sonunu gördünüz mü bilmiyorum ama bir öncekini gördünüz muhtemelen. Şu an biraz daha şey olmuş durumda. Bakın, şunu anlatmaya çalışıyorum. Sağlıkta şiddet kanunu nasıl eleştirdiysek 3600'ü de eleştiriyoruz. Bu şekliyle, hali hazırdaki şekliyle de geçerse yine bir bölmüş olacak. Ha, burada ne olacak biliyor musunuz? Benim için asıl olan şu.
3600 göstergenin mevcut durumdakilere değil ama 2008'den sonrakilere yarayacak. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Şimdi ben Kürşat Başkanım, müsaadenizle ben iki cümle eklemek istiyorum. Şimdi bakın bu programı biz kaçıncı program bilmiyorum ama herhalde dördüncü program. Yani biz burada böyle her şeyi toz pembe göstermeye çalışan bir program yapmıyoruz. Biz bizzat sahadan geliyoruz. Ben de bizzat sahada çalışıyorum. Hüseyin Başkan da bizzat sahada çalışıyor. Ve sahada yaşananları biz burada nakletmeye çalışıyoruz. Evet. Ve bu gerçekten yani sağlık çalışanları tarafından izleniyoruz, dikkate alınıyoruz ve bunları sağlık çalışanları talep olarak dönüşüyor bu. Yani son günlerde Hüseyin Başkan'ın ifade ettiği gibi sosyal medyada ben de çok sık rastlıyorum. Herkes sendikasını sorgulamaya başladı. İşte efendim ekonomik ücretlerinin eridiklerini, işte döner sermayenin adaletsizliğini tuttun da 3600 ek gösterge gibi birçok konuda sendikaların bu konudaki eksikliklerini sürekli gündeme taşımaya ve sendikalarını sorgulamaya başladı. Bu bir bilinçtir. Evet, küçük küçük bu bilinçlenme olacaktır ve bu daha iyi bir noktaya doğru evrilecektir diye düşünüyorum. Bu da sendikaların üzerinde belki ileride daha ciddi bir baskı olacaktır. Ve az önce ifade ettiğim gibi sendikaların gerçek asli görevine dönmelerini sağlayacaktır. Asli görevi nedir? Çalışanların özlük haklarını iyileştirmek. Yoksa promosyon tatiller olmadığını bir kez daha altını çizmek istiyorum. Kürşat Bey, sana da bir müjde vereyim hocam. Evet. Çok ihtiyacım var. Müthiş derecede taklit ediliyorsun, onu söyleyeyim sana. Bazı sendikalar rejisini bile kurdu yani. He, o öyledir. Ben sektörde ilk sağlık kabini kuran kişiyim sektörde, biliyor musunuz? Benden sonra çok bir şey kurdu. Vaktim olmuyor, kapattım. Birçok şeyi ben sektörde ilk yapmışım. Ben de bir yani, bilgi vereyim size. Hüseyin Başkan, Türkiye'de sağlık memurlarının standartını yazan kişi benim, güncelliğe. 1928'de yazılmış. 1928'de 2004'e kadar güncellenmemiş. Sanatorium Hastanesi'nde çalışırken Sanatorium Hastanesi'nin başhekimliğine bir yazı geliyor. 11 hastaneden teklif istiyor. Yani diyorlar ki bunu güncelleyelim. Neler var biliyor musunuz? Saat camı taşıyacak cebinde. Standarttan bahsediyoruz. Sağlık memuru cebinde saat camı taşıyacak. Bilmemde taşıyacak. O zamanın teknolojisi işte. Bunu bir aldım hele baktım. Bayağı eskimiş. İfadeler hatalı. Eski Osmanlıca kelimeler var. Hepsini düzelttim, gönderdim. Türkiye'de bir tek biz göndermiş. Ben uğraşmışım yani. Diğer başka hiçbir hastanede uğraşılmadı. Benim gönderdiğim ne varsa güncellenip gelmişti. Şimdi birçok şeyde ilgi çekiyoruz. Ne mutlu ki. Keşke gelişse. Bizim haricimizde de gelişse. Biz buna yapılalım. O bizi mutlu eder. Az önce ne dedim? 3600'e bir katkımız olmuş. Çok güzel. Yani çok güzel bir şey bu. İnşallah devam edecek. Ben sektörden ayrıldım. Kalbim sektörde, sağlık sektörü. Farkındasınız da siz de bunun arkadaşlar. İnşallah daha katkılarımız devam edecek bu şekilde. Yani 8 yıldır radyo sağlık yayın hakları elimde tutuyorum. Hiçbir şey yapamadığım gün bile yayın haklarını bırakmadım. Bir gün mutlaka çalışacağım sağlık sektörü için diyerek yayın haklarını elimde tuttum. İşte bugünler o günler arkadaşlar. Şimdi onları da işledikten sonra değerli arkadaşlar şuraya gelelim. Heybet Başkan, sizin de bir üst yazınız var bununla ilgili gönderdiniz. CHP İstanbul Vekili Gamze Akkuş Bilgezli. Bilgi almak mahiyetinden soruyorum. Eczacı mıydı Sayın Vekil? Diş hekimi. Tamam. Gamze Akkuş Bilgezli aynı zamanda diş hekimi. Sektörü tanımak işte böyle bazen faydalı. CHP Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Sektörü Halkla tanımak güzel oluyor. Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Nisan ayı içerisinde nükleer teknikerleri hakkında bir soru önergesi veriyor Sayın Bakan Hoca'ya, Sağlık Bakanı Hoca'ya. Ardından tümratler olarak sizde bir yazıyla bunu Sağlık Meslekleri Daire Başkanlığı'na iletiyorsunuz. 30.04.2020. Evet. Nükleer tıp teknikerleri konusunda bir açalım. Nedir?
tanımlaması yapıldı mı? Bir kadrosu var mı? İş tanımı var mı? Şu anki pozisyonu nedir? Yine komiserle direkt alakalı olduğu için Eylül Başkan'a senden başlayalım. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle nükleer tıp biliyorsunuz hastanelerde özellikle kanser hastalarının en çok sık uğradığı yine oradan radyoaktif maddeler verilerek görüntülemenin yapıldığı, hatta bazı hastalıkların işte iyot tedavisi verilerek tedavi edildiği önemli bir birim. Ve bu birimlerde de yine radyolojideki gibi birçok teknolojik cihazlar mevcut. İşte PET CT, scintigraphy, PET MR çıktı, damak kameraları gibi yine cihazlar mevcut ve bu cihazları kullanan kişiler de nükleer tıp teknikeri oluyor. Şimdi tabii bu yeni bir meslek. Burada şu anda radyoloji okullarından mezun olan arkadaşlarımız çalışıyorlar. Fakat 2012 yılından beri bu okullarımız da artık mezun vermeye başladı. Ancak bu arkadaşlarımızın meslek tanımı yapılmadığı için, yani nükleer tıp mesleğinin, nükleer tıp teknikerliği mesleğinin meslek tanımı yapılmadığı için kamuda istihdam edilemiyorlar. Bununla ilgili dernek olarak, tabii bu arkadaşlar da bizim üyelerimiz. Yani biz dernek olarak birçok parti grubuyla iletişim kurduk ve bu konuda bir soru önergesi verilmesini talep ettik. Sağ olsunlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi hanımefendi. Evet, Gamze Akkuş İlgezdi. Bununla ilgili bir soru önergesi verdi. Ayrıca aynı milletvekilimiz bir de radyoloji teknisyenleri için, özellikle taşeronda çalışan radyoloji teknisyenleri için de bir soru önergesi verdi. Biliyorsun bu COVID sürecinde tomografi çok gündem oldu. Bu tomografilerin önemli bir kısmı taşeron firmalar tarafından işletiliyor ve burada taşeron elemanı radyoloji teknisyenleri görev almakta. Biz işte bu hizmetlerin kamulaştırılmasını ve taşeronda çalışanların da kamuda istihdam edilmesini savunuyoruz. Geçmişte de bunu savunuyorduk. Ve bununla ilgili de yine Gamze Akkuş İlgezli vekilimiz bir soru önergesi verdi. Biz de dernek olarak Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdık. Bu mesleğin görev tanımının yapılmasını ve ilk atamalarda nükleer tıp teknikerliği için kadro açılmasını talep ettik. Peki bu nükleer tıp teknikerliği daha önce biliyorsunuz tomografi bölümlerine hizmet içi eğitimlerine geçildi. Diğer bazı açılan yeni bölümlerde geçildi. Bunda da aynı şekilde röntgen teknisyenleri, radyoloji çalışanları hizmet içi eğitimle bu alana da geçebilecek mi? Kadroda hazır kadro soran var. Şimdi zaten hizmet içi eğitimlerle orada görev yapıyorlar. Bir de eğitimlerimiz sırasında yani okullarda bize nükleer tıp dersleri de veriliyor. Orada nükleer tıpta kullanılan cihazlarla ilgili de bizim müfredatlarımızda yani radyoloji teknisyenlerinin ders müfredatında nükleer tıp da var. Aynı şekilde radyoterapi ile ilgili de derslerimiz var. Fakat son zamanlarda radyoterapi dersleri biraz daha azaltıldı. Nükleer tıp halen yani güncelliğini koruyor. Yani radyoloji bölümünden mezun olan bir kişi nükleer tıp biriminde de çalışabilir. Şu anda mevzuata göre bir problem yok. Ancak artık bu okulları yani bu bölümü bölümden mezun olan arkadaşlarımız var. Yani daha nitelikli, daha donanımlı, daha bilgili arkadaşlarımız var. Bu alanların bu arkadaşlara bırakılmasını biz savunuyoruz. Yani madem bu alanda okullar açtık, bunların da istihdam edilmesi gerekiyor. Onun için yapılacak şeyler neyse, meslek tanımının yapılması, kadro açılması ve bu insanların kamuda da istihdam edilmesi taleplerimiz var. Bu taleplerimiz için bir çalışma içerisindeyiz ve bu çalışmalarımızı da
yavaş yavaş galiba sonuç almaya başlayacağız inşallah. Evet. Ekleyeceğim bir şey var mı Hüseyin Başkan? Eklemek istediğin. Şimdi şöyle bir şey, Heybet Bey'i destekler tarzı. Biliyorsunuz dünyada meslekler sözlüğü diye bir şeyimiz var. İLO'nun çıkarttığı meslekler sözlüğü. Ve bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda meslek tanımları diye çıkarttığı bir şeyimiz var. Sistem standartımız var. Nükleer tıp teknikerliği tanımı burada yapılmış. Lakin Sağlık Bakanlığı'nda bunun tanımı yok. Ha, bu meslek tanımı neye göre yapılmış? İLO bazı alınmış, İLO'daki esas alınmış. Ona göre bir tanım çıkartılmış. Şimdi sayın arkadaşlar, bugün bizim ülkemizin en büyük handikaplarından bir tanesi meslekleri iç içe sokuyor olmamız. Sağlık teknikeri eşittir her şeyi yapar mantığı idarecilerde, Sağlık Bakanlığı'nda ve üniversitelerde böyle bir gayrimeşru fikir oluştuğu için bu buraya geldi. Şimdi bakın, Hindistan dediğimiz ülkede 300 adet meslek tanımı var. Bakın 300 meslek tanımı var. Şimdi bizim ülkemizde konuşuyoruz, 40 meslek tanımından bahsediyoruz. Yani meslek sayıları çoğaltılabilir, azaltılabilir, bu başka bir şey. Yalnız şu var, başından beri söylüyoruz. Sahanın ihtiyaçları belirlenmesi lazım. Meslek standardı belirlenmesi lazım. Sahayı ve meslek standardını belirlerseniz bu olur. Yoksa öbür türlü siz meslek adını ne kadar... Şimdi şunu sormak lazım. Geçmişte bu soruldu. Radyoloji teknisyeni ve teknikeri varken nükleer tıp, işte yok radyoterapi teknikeri vesaire vesaire diye adlandırmaya gerek var mı? Var. Olmazsa böyle bir talep olmaz. Şimdi siz radyoloji teknisyenine her şeyi yaptırmaya çalışırsanız backfit'te hastalarda atlama yaparsınız. Sonuçta ben öyle yerleri biliyorum ki uzmanın adı var, ruhsatı var, rapor sonuçlanması dahi teknisyen tekniker tarafından yapılıyor. Bugün laboratuvarlarda uzmanın adı var, onaylar teknisyen tekniker tarafından yapılıyor. O zaman şunu yapmak lazım. Uzmanları çıkartacaksın hocam bu işin içerisinde. Teknisyen tekniker kalibrasyon kontrol değerlerini her şey yapacak. Yorumlamasını yapacak. Bu iş böyle. Bakanlık kendisi görüş veriyor ama bakanlığa bağlı uçtaki hastane diyor ki ya da sağlık müdürlüğü diyor ki teamülde böyle herkes böyle yapıyor. Ya bakanlığın kanunu var, görüşü var. Onun için Sayın Heybet Başkan, meslek tanımının öncelikle yapılabilmesi için dediğim gibi Sağlık Bakanlığı'nın başladığı Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü ve Meslek Standartları Daire Başkanlığı'nda bu çalışma devam ediyor. Bunu özellikle belirtmiş olayım. Bu arkadaşlarımızın, bunun gibi iki tane daha meslek var. Onları da diğer meslek gruplarına ilettiğim için sizin de bu olayı oradan çıkabileceğinizi düşünüyorum. Şeyi biliyorsunuz, çalışmanın içerisinde fikri hanım var, fikri hatsız. Evet, onunla irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, döndük dolaştık. Aynı konular, aynı şeyler, aynı sorunlar. Meslek tanımı, adım atılması gerekliliği ve diğer hususlar hemen hemen her konuda karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da şunu ele alalım. Radyoloji birimleri için şöyle denir. Radyoloji arıyorsan binanın en kuytu yerine git, oradadır. Kesinlikle oradadır. Şimdi bu... Evet, vahim bir tanımlama maalesef. Bununla tabii ki oradaki şua yayılımı, o mahzen gibi yerlerde güneş alınamaması, güneş ışığından yoksunluk, diğer fiziki çalışma şartları, bunların hepsi tabii ki olumsuz etkiliyor ve birbirini tetikleyen unsurlar. Bu konularda ne tür gelişmeler var? Sadece tabii fiziki mekandan, binadan bahsetmiyorum. Dozimetreler var, bir ara bulunan personel eğitimi dozimetreleri vesaire. Bu konularda yine Heybet Başkan'dan başlamak üzere görüşlerinizi alabilirim arkadaşlar. Şimdi hocam evet, bahsettiniz yani radyoloji genellikle radyoloji birimleri hastanelerin bodrum katlarında olur. Genellikle havasız ve havalandırmasız ortamlarda olur. Bunun da nedeni işte hastanedeki diğer birimlerin radyasyondan daha az etkilenmesini sağlamak. Oysa
yani güneş gören veya hava akışını sağlayabileceğiniz, güzel havalandırma sistemini kurabileceğiniz ortamlar da sağlanabilir. Yani bu mümkün. Başka bilimler etkilenmeden. Fakat ülkemizde bazı şeyler biliyorsunuz çok hantal bir kamusal işleyiş olduğu için halen evet hastanelerimiz son yıllarda yenilendi. Yani fiziki mekan olarak yenilendi birçok yerde ama yine de sorunlar var mı? Elbette ki var. Bunlardan ziyade şimdi şeye getirecek olursak, yani bu ortamda çalışanların çalışma koşullarına getirecek olursak, bir kere bak bu arkadaşlarımız radyasyon ortamında çalışıyorlar. Radyasyonun da sağlık üzerinde ciddi kalıtsal etkiler yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmış. Bunu tartışmayacağız. Bizim meslekte yani kanserle dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa yakalanan arkadaşlarımız da var. Yani en azından diğer meslek dallarına göre bizim alanda daha fazla. 2016 yılında belki hatırlarsınız. Medyaya da bayağı yansıdı işte. Kayseri'de bir hastanede 12 arkadaşa işte kanser teşhisi konuldu. Bunun dışında diğer bazı illerimizde de aynı durumlar oldu. Hatta biz dernek olarak gittik oralarda ölçümler falan yaptık. Şimdi öncelikle işverenin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu gereğince sağlamak zorunda. Tüm koruyucu ekipmanları sağlamak zorunda ve bunun için çalışanlar herhangi bir ücret kesintisi de yapamaz. Çalışanlarımızın da bu koruyucu ekipmanları usulüne uygun, prosedüre uygun bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Şimdi burada her iki tarafta da sıkıntılar var. Yani biz işte sadece işverenlere yüklenirsek haksızlık yapmış oluruz. Evet, işverenlerde de bu sorunu yerine getirmeyen yerler var. Ancak diğer tarafa da baktığımızda bizim çalışanlarımızın, meslektaşlarımızın da bu koruyucu ekipmanları prosedüre uygun bir şekilde kullandıklarını söyleyemem. Yani burada da sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da en önemli nedeni eğitimsizlik. Bunlarla ilgili siz yeterli eğitim verirseniz bu insanları daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Başkan, ekleyeceğim var mı? Vallahi Başkan, konunun duayını oradayken bu konuyu konuşmak bana düşmez yani. Zaten şimdi, söyledi. Yaşadıktan evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ben burada laboratuvar konuşuyor olsaydık daha farklı konuşurdum. Yani dediğim gibi ben konunun duayını konuştum. Bana burada laf düşmez. Ben her iki kişiye de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Hüseyin Başkan. Radyoloji çalışanlarının temsile tüm raktör olarak dernek adına, derneğiniz adına son bir ekleyeceğin husus var mı Beylik Başkan? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz bir meslek örgütüyüz. Bu ayın 18'inde yani 5 gün sonra derneğimizin 15. yılını kutlayacağız. 81 ilde derneğimizin üyeleri mevcut. Mesleğimiz adına biz kurulduğumuz günden beri özlük haklarımızın daha da iyileştirilmesi, meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kendi çapımızda çalışmaları yürütüyoruz. Sonuç aldığımız noktalar oluyor. Bazı yerlerde sonuç alamıyoruz. Şimdi meslektaşlarımızdan bizim isteğimiz, talebimiz şu. Yeni mezun olan arkadaşlarımız olabilir veya yıllardır bu alanda çalışan meslektaşlarımız olabilir. Derneğimizin dışında bu alanda başka derneklerimiz de var. Bu arkadaşlarımız kendilerine en uygun gördükleri bir derneğe mutlaka üye olsunlar. Ve kendileri sürekli geliştirsinler, okusunlar, mesleğini daha da ileri bir noktaya taşısınlar. Hukuki konularda da mesleğinle ilgili mevzuatları araştırsınlar. Kendi haklarını öğrendiklerinde haklarını savunmak daha kolaylaşır. Yetersiz kaldığı noktalarda derneğimizin avukatları var, derneğimizin hukuk bürosu,
İster derneğimizin üyesi olsun, olmasın, herkese biz bu anlamda hukuki destek sağlıyoruz. Bir diğer önemli husus da, bakın biz mesleğimizi veya mesleğimizin sorunlarını gündeme getirmek, sorunların çözümü noktasında bakanlık dahil olmak üzere birçok platformda çalışmalar yapıyoruz. Orada bizim sesimizin daha gür çıkması, sorunlarımızın acilen çözüm bulması için bizim güçlü bir meslek örgütüne ihtiyacımız var. O nedenle meslektaşlarımızdan bizim isteğimiz şu yönde, tabii arzumuz derneğimizin çatısı altında, ama bizim derneğimizin çatısı altında olmuyorlarsa da kendilerine uygun olan bir dernek çatısı altında mutlaka güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Güç birliği yaparsak ancak sorunlarımızı biz çözebiliriz ve daha iyi, daha güvenli, daha sağlıklı ve özlük haklarımızın da daha gelişkin olduğu bir ortamda çalışabiliriz diyorum. Aksi halde sürekli özlük haklarımız tırpanlanacak, geriye gidiş olacak, ekonomik ücretlerimiz sürekli azalacak ve bu şekilde bir çalışmayı biz arzu etmiyoruz. Bize de özellikle mesleğimizi bu programda gündeme taşıdınız. Bize de bu imkanı sağladığınız için Radyo Sağlık'a ve size ben ayrıca meslektaşlarımın adına ve derneğim adına teşekkürlerimi ben ifade etmek isterim. Ben teşekkür ediyorum. Katılımlarınız, değerli yorumlarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim. Değerli Radyo Sağlık izleyicileri, Sağlığın Başkenti programının sonuna geldik. Taktiklerimizden sakınmayınız, taktiklerimizi de izleyiniz. Sizin için verilen her emeğe değer veriniz. Sizin için çalışan herkese kıymet veriniz ki çalışmaları ve emekleri devam etsin. İnşallah Hüseyin Başkan'ın dediği gibidir. Biz olumlu bir şeylere vesile olmuşuz da bir uyanışa sebep oluruz. Teşekkür ediyoruz bizlere dinlediğiniz için. Korona virüsünün yaşandığı virüs. Kürşat Bey. Efendim. Kopyası aslını yaşatır hocam. Biz de yaşayalım, onlar da yaşasın. Ben hiçbir zaman hayatım boyunca bunu prensip edinmişimdir. Bana rakip kurulan... Benim bir derneğim vardı biliyorsunuz. Bana rakip kurulan, hatta benim yönetmeliğimi kopyalayıp da kurulan bir derneğe bile üye oldum yaşasın diye. Hiç demedim ki ya bu tüzüğü ben ellerimle yazdım. Herkes yaşasın, hepsi yaşasın. Yeter ki emek iyi olsun, iyi yönde olsun. Hiçbir zaman ucunda. Değerli sağlık çalışanları, yayınlarımız dijital medya üzerinden devam ediyor. Sizlerden isteğimiz abone olarak bizlere destek olmanızdır. Koronavirüs günlerinde sürçülisan ettiysek affola, zor günler geçiriyoruz biliyorsunuz. Sizler de aynı şekilde. Dilimizin döndüğünce sağlık sorununa, sağlık sektöründeki sorunları dile getirmeye çalışıyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Bir başka programda özellikle sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir gündemle karşınızda olmak dileklerimizde. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.